Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda her alanda kadınlara destek olan Aksaray Belediyesi, Türkiye'de ilk örneği olan bir kursla yine çok başarılı bir projeye imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından 2017 yılı içerisinde kadın istihdamı ve girişimciliğine yönelik sayısız girişimde bulunan Aksaray Belediyesi, Ekim ayının son haftasında İşkur İl Müdürlüğü ile Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitim İşbirliği kapsamında imzaladığı protokolle kadınlar için yapı yalıtım kursunu başlatıyor. Aksaray Belediyesi olarak kadın istihdamına yönelik gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse bakanlığın talimatları doğrultusunda önemli çalışmalar içerisinde yer alan Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi İşkur ve İş Kadın Aysun Akkurt'un girişimleriyle başlatılan kadınlara yönelik yapı yalıtım kursu başvuruları başladı. Belediye Başkanı'nın eşi Hasibe Yazgı Hanımefendi'nin de destekleriyle hayata geçen önemli projelerden biri olan yapı yalıtım kursu başvuruları 10 Kasım ila 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapı yalıtım mesleki eğitim kursu 15 Kasım Çarşamba günü başlayarak 22 Kasım'da son bulacak. Mülakatlar ise 14 Kasım Salı günü saat 10'da Belediye Başkanlığı Kadın Koordinasyon Merkezi'nde yapılacaktır. Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve derneğe üye gazilerimiz 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Dağ ile beraberindeki gazi heyeti Anıtkabir'de düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı. Valilik ve belediye başkanlığının katkılarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'ya giden Aksaray Muharip Gaziler Derneği'ne mensup gaziler Ankara'da çok büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Aksaraylı gaziler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından Atatürk'ün kabrini ziyaret eden ilk heyet olurken Anıtkabir'de Aksaray'ı temsil eden gazilerimiz sevgi ve saygıyla karşılandı. Gaziler Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından daha sonra Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerde ve anıtların bulunduğu şehitliklerde gezi ve incelemelerde bulundular. Başkan Gazi Mustafa da yaptığı açıklamada kendilerini Ankara'ya göndererek Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katılmalarına vesile olan Aksaray Valisi Aykut Pekmez'e, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve Alay Komutanlığı yetkililerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Akgün bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akgün toplantıda vatandaşları kuruma olan borçları hakkında takip konusunda uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Akgün, 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda kuruma borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturmak için ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen SGK İl Müdürü Bilal Akgün, vatandaşları kurum alacaklarının takibi konusunda bilgilendirmek istediklerini dile getirerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Öncelikle şahsım ve kurum adına sizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi biz burada prim borcu olan vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz sizin ağzınıza. Biz size icra göndermek istemiyoruz. Şimdi takdir edersiniz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirleri sosyal güvenlik primlerini oluşturmaktadır. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu aktüeryel dengeleri sağlamak zorunda. Gelir giderlerini tutmak zorunda. Bu olmadığı takdirde hem vatandaşımız hem devletimiz sıkıntı yaşayabilir. Biz de burada paydaşlarımıza şöyle sesleniyoruz. Biz kurum olarak sizlere her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Siz bize değil, biz size uyacağız. Yeter ki sizin ödeme niyetiniz olsun. Sizin ödeme gücünüze göre ödeme planını hazırlamaya hazırız. Biz bugüne kadar sizlere icra göndermek istemediğimizden dolayı prim borçlarımızı da tahsil etmek amacıyla birçok odayı ziyaret ettik. Ticaret Sanayi Odası'nı, Ziraat Odası'nı, Esnaf Sanatkarlar Odası'nı,
Tezciler Odası'nı, Barolar Başkanlığı'nı ve daha birçok odayı ziyaret ettik. İşveren temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Orada da kendilerine şunu belirttik. Sizin üyelerinizin icra takibine kalmaması için lütfen kendilerini uyarın. Gelip bizim bir çayımızı içsinler. Biz kendilerine ödeme planını yapalım. Ve tekrar şunu belirtmek istiyorum. Biz size icra göndermek istemiyoruz. Değerli izleyenler, haber turumuza acı bir haberle devam ediyoruz. Eski dönem belediye başkanlarından Taki Tatlıpınar hayatını kaybetti. Aksaray Belediyesi ailesi olarak Tatlıpınar ailesine sabır diliyoruz. 1973-1980 yılları arasında Aksaray Belediye Başkanlığı yapan Taki Tatlıpınar hayatını kaybetti. Taki Tatlıpınar için yarın saat 12'de Belediye Başkanlığı binası önünde tören düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Aksaray Belediye Spor kendi evinde ağırladığı 7 Mart Kadirli Demir Spor'u 3-0 yendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor ligin 8. haftasında 7 Mart Kadirli Demir Spor'u konuk etti. Temsilcimiz Aksaray Belediye Spor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Pazar günü Dağılgan Stadında saat 14'te oynanan müsabakayı Bursa bölgesinden hakem Serkan Pınar yönetti. İlk yarının bitiş düdüğüne kadar sahada baskılı bir oyun sergileyen temsilcimiz Siyah Beyazlar rakibe zor anlar yaşattı. Dakika 31'de Uğur Yalçın ve dakika 33'te Burhan Coşkun ile gelen goller müsabakayı daha da hızlandırdı. Müsabakanın ilk yarısı Uğur ve Burhan'ın golleriyle 2-0 Aksaray Belediye Spor üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda dakika 71'de Burhan Coşkun'un attığı golle temsilcimiz Aksaray Belediye Spor son dakikaları kontrollü oynadı. Müsabaka temsilcimiz Siyah Beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti. Aksaray Belediye Spor Teknik Direktörü Ufuk Uysal 3-0 kazandıkları Kadirli maçının sonrasında açıklamalar yaptı. Memnunum. Biz bu maçı biraz daha zor geçecek diye düşündük aslında. Ama buraya gelen oynadığımız rakipler arasında bence top oynamaya çalışan iyi bir rakiple oynadık. Kadirli takımını beğendim. Yani diğer oynadığımız içerideki diğer maçlara nazaran iyi takımla oynadık. Biz ona göre hazırlanmıştık. Her rakibimizi ciddiye alacağız dedik. Yani şampiyonluk yarışında var olmak için bu tip maçları kayıpsız atlatmak gerekiyor. Maçın ilk 10 dakikasında çözebilirdik maçı. Aslında girdiğimiz 3 net pozisyon vardı Uğur'la girdiğimiz. Onları değerlendiremedik ama ilerleyen dakikalarda çabuk 2 tane gol bulduk. İkinci devrede zaten rakip gol atabilmek adına çok fazla açıklar verdi. Skor çok da yükselebilirdi. Ama o konuda biraz beceriksiz davrandık diyebilirim. Genel anlamda oyundan memnunum. Tabii istediğimiz zaman zaman istemediğimiz şeyler oluyor. Ama onlar düzelecektir. Her zaman söylüyorum bu takım üstüne koyarak gidiyor. İnşallah da sezon sonuna kadar böyle gideriz. Gol yemeden devam ediyoruz. O bizi sevindiriyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.